Şimdi sırada İlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın analiz haberi var sevgili seyirciler. Türkiye'nin Afrin'i almasın ardından bölgede nasıl güçlendi analiz haberimizi izliyoruz. Afrin operasyonu Türkiye'nin gücünü dünyaya ispatladı. NATO Türkiye'nin gücünü kabul etti. Türkiye'nin adı uluslararası askeri literatürde başarılılar arasına girdi. Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonda kıskandıracak cinsen. <laughs> İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde Afrin operasyonundaki başarının Türkiye'nin elini nasıl güçlü hale getirdiğini ele aldı. Askeri başarı çarpan etkisi oluşturdu. 1. Daha yıpratıcı, daha caydırıcı bir ülke konumuna geçtik. 2. Sahadaki başarı daha fazla ciddiye alınmayı getirdi. 3. Bak Türkiye yaptı. Yine yapar demeye başladılar. 4. Diplomatik alanda etkisi hemen hissedildi. Türkiye çözüm odaklı, elini rahatlatıcı sonuçlara ulaşmaya başladı. Askeri gücü, dış politika ve ekonomide önünü açtı. Daha da iyi olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İlk ve önemli görüşmelerinden birini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuçlar önemli. Yaşar yazısında Afrin operasyonunda yerli ve milli silah kullanmanın önemine dikkat çekiyor. Dost ateşiyle bir tek Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu mensubu bile hayatını kaybetmedi. 60 gün boyunca tek bir hata yapılmadı. Dost ateşiyle daha önceki harekatlarda kayıplarımız olmuştu. Kendi askerimizi vurmuştuk. Şimdilerde olmamasının nedeni çok basit kendi üretimiz milli teknolojiyi kullanıyoruz. Kurumlar arasındaki koordinasyon olması gereken seviyeye ulaştı. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları harekatın yıldızı oldu. Mesela bir SİHA, neredeyse iki komando taburunun yaptığı işi tek başına yapabiliyor. İHA ve SİHA'ların Afrin'de iki pratik sonucu ne oldu derseniz, 1- Alan hakimiyetini çok artırdı, 2- iç ve dış kamuoyuna operasyonun nedenlerinin anlatılmasını sağladı. PKK'nın yönlendirdiği dış kamuoyu susturuldu. Diplomasi de Ankara'nın eli güçlendirildi. Batuhan Yaşar yazısını çarpıcı bir tespitle noktalıyor. Siyaset ve devlet ayrı telden çalmıyor veya devlet siyasetle de tam uyumlu çalışıyor. İşler tekelden yürüyor. Ne mi oluyor? Türkiye kazanıyor. Çok değil. 5-10 sene öncesine kadar bütün Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'nın ağzının içine bakardı. Ne diyecek acaba diye. Elinde kadehle merkez ordu evinden ahkam kesen genelkurmay başkanlarını unutmadı bu ülke. Şimdi herkes görevini yapıyor. Şimdilerde genelkurmay başkanı zamanını merkez ordu evinde değil de sınırda geçiriyor. Askerine moral veriyor, harekatı bizzat yönetiyor. Böyle olunca da ülke sıçrıyor.